Ya devlet olarak tedbirler alınmış fakat halk olarak daha halen bu cahiliyetten kurtulamadık. Çocuklar sınava girecek, kapıyı veliler yığıldı. Ne mesafe kaldı ne bir şey kaldı. Yoksa tedbirler devlet dezenfektendir, tek tek almadır, hepsini yaptı ama vatandaş daha buna uyanamamış yani. İçeriye önce veliler girdi, sadece öğrenciler girip de sıra sıra alsalardı daha iyi olurdu. Hocam maskemizi çıkarmama izin verdi ama kimse maskesini çıkartmadı. Tedbirler bence yeterli ancak insanımız tedbirlere uymuyor. Şuraya bakar mısınız? Herkes birbiriyle sosyal mesafeye hiçbir şekilde uymuyor. Alınan tedbirleri yeterli buldunuz mu? Yani tedbirler yeterli de uyan insanların uymaması konusunda biraz sıkıntımız var. Çok böyle yığılıyorlar, insanlar dip dibe oluyorlar. Hiç sosyal mesafeye uyan yok. O yüzden tedbirler konulsa bile uyan yok yani bu konuda. Sanırım içerisi de nasıldı bilmiyorum. İyi miydi kızım içerisi? Tedbirler. Normal sıra yani. Normal okulda nasıl oturuyorsak öyle. Bir tek maske vardı. Giriş çıkışlarda ne gibi şeylere dikkat edildi? Yani sadece herkeste maske vardı. Başka sosyal mesafe falan çok şey yapmadım, görmedim. Hocalar sıkıyordu arada ellerini. Çocuklara sıkılmadı yani. Bundan önceki süreçte sınav dönemlerinde sokağa çıkma yasağı ilan ediliyordu. Sizce tekrar bu uygulamanın olması uygun mudur? Uygun bence. Bence uygun çünkü çok aşırı Kayseri kaç 3. sıradaymış sanırsam. Bence sokağa çıkma yasakları yeniden yapılmalı. Kısmen yeterli bulduk. Ama bu kalabalıkta insanlar da anlamıyor. Yani desen ki sosyal mesafeye dikkat edin falan, insanlar uymadıktan sonra herkesin başına bir polis dikemezsin. Normal yani. Yeterli yani. Yapacak başka bir şey yok. İnsanlar uymuyor kurallara. Bundan önceki süreçte sınavların olduğu dönemlerde sokağa çıkma yasağı ilan ediliyordu. Sizce tekrar bu uygulamanın olması uygun mu? Tekrar bu uygulama olabilir ama Türkiye geneli yapılması gerekir. O da önümüzdeki günlerde bekliyoruz yani. Vallahi abi hiç yeterli bulmuyorum ya. Hani durum ortada zaten, sınava girerken de aynı şekilde oldu. Ben bundan bir iki ay önce üniversite sınavına girdim. Orada sosyal mesafe çok güzeldi. Arka arkaya sıraya girdik, o şekilde girdik. Ama burada öyle yapmazlar yani. O yüzden hiç alınan tedbirleri uygun bulmuyorum. Önceden sınavlarda sokağa çıkma yasağı ilan ediliyordu. Tekrar sizce onun gündeme gelmesi uygun mu sizin için? Bence uygun abi, çünkü sınav olanla dışarıda olmayan da dışarıda. Sınav olan öğrenciler gelse, sınavı ve işi olmayan vatandaşlarımız dışarıya çıkmasa daha iyi olur. Vallahi alınan tedbirleri içeride yeterli olsa da dışarıda yeterli değil. Bilmiyorum yani. Ama bekleyecek yer de yok yani. Yolun ortası, mecburen millet birbirine giriyor. Şu anda hiçbir tedbir yok benim gördüğüm yani. Önceki süreçte sınavlarda sokağa çıkma yasağı ilan ediliyordu belli saatler arasında. Tekrardan uygulamanın gündeme gelmesinin için uygun mu? Bence uygun. Evet, daha iyi olur. Biraz daha. Yalnız o da olsa gene dediğim gibi herkes çocuğunu beklemek zorunda ya. Burada bekliyorsun bak. İçeri bazı arabalar alınmış, bazıları alınmamış. Değişik bir şeyler yani. Karma karışık. Biraz uygundu bence abi. Uygun. Mesafeli oturduk. Bu kadar ya. Mesafeli oturduk. Sınavı yaptık, çıktık. Sınava giriş çıkışlarda mesafenizi kontrol ettiler mi? Yok bence. Orayı yapmadılar kontrolü. Çıkışta kontrol yapmadılar. Ama girişte yaptılardı. Oturmadılarda da yaptılar ama çıkışta yapmadılar. Yeterli. Tabii ki yeterli. Ne gibi gözlemlerde bulundunuz? İçeride öğrencilerin güvenliği için fazla veli bırakmadılar. Dışarı çıkardılar zaten. Virüs önlemi için. Yeterli, gerekli önlemleri alıyorlar buradaki yetkililer. Önceki süreçte sınavların olduğu dönemde sokağa çıkma yasağı ilan edilebiliyordu. Tekrar bu uygulamanın gelmesi sizce uygun olur mu? Bence uygun olur. Uygun olur aslında. Bence uygun olurdu çünkü gelmekte bayağı bir zorluk çektik. Çocuklar açısından uygun olurdu. Yarın da KPSS sınavı var. Benim oğlum yarın da KPSS'ye girecek. Bence bunda da vermeleri lazımdı sokağa çıkma yasağını. O yüzden yetkilileri vermediler ama onların da bir düşüncesi vardır herhalde. Peki siz alınan önlemleri nasıl buldunuz? Ben de yeterli buldum. Çünkü çocuklara sırayla aldılar. Ondan sonra ama vatandaşlarımız biraz duyarsız o konuda. Başka da bir diyecek bir şeyim yok yani. Yetkililere teşekkür ederiz. Şu anda yeterli. Tedbirler çok güzel. Öğretmenlerin ilgisi, alakası gerek şu anda çıkışta velisini görmeden göndermediler örneğin öğrencilerimiz. O yönden çok iyi fakat
Ben genel olarak buraya biz ulaşım açısından sıkıntılar yaşadık. LGS sınavındaki gibi herkes kendi ikametgahındaki okulda girseydi daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Çünkü ben İldem'den geldim. 3 ulaşım aracıyla geldim. Otobüs, tramvay, otobüs. O sıkıntılarımız vardı. Yoksa buradaki önlemler gayet iyiydi. Bunu diyebilirim. Peki sen sınava girdin. Senin sınavdaki içeride gördüğün önlemler nasıldı? Maskeyle sınav yapmak seni zorladı mı? Ve buna ne kadar dikkat edildi? Beni zorladı aslında. Böyle terlemeye şey oldu. Öğretmenler dedi ki maskenizi takın dedi. Sınav boyunca ben de uyguladım tabii. İlk girişteyken herkese maske dağıtıldı. Dezenfektan ellerine sıkıldı. Ve sosyal mesafe ile ilerleyerek sınıflarına kadar öğretmenler onlara yön gösterdi. Yani benim açımdan bana güzel oldu yani. İşte ama işte bu virüs şeyinde olması çok kötüydü. Yeterli buluyorum ya. Yani eğer bu hastalık bu tedbirlerle engellenecekse bundan daha fazlası olmaz bence. Halkımız da bilinçli gayet. Bak maskesi insan yok burada. Dezenfektanlar var. Sosyal mesafe desen hakeza var. Yani vatandaşımız da yetkililer de bu konuda yapacaklarını yapıyorlar bence. Şu anda sınava girişlerdeki alınan tedbirleri gözlemlediniz. Yeterli buldunuz mu? Yeterliydi. Gayet sırayla aldılar. Görevli arkadaşlarımız sağ olsun çocuklara mesafeli bir şekilde götürdüler. Okul yetkilisi arkadaşımız da bence yani yapacaklarını yaptılar. Daha fazlası olmaz diye düşünüyorum ben. Burada şu anki trafiğin durmasını istiyordum. Sınavda çocuklarımızın rahat edebilmesi için karşılıklı yönde trafiğin kapatılmasını, buraya araçların alınmasını istemiyordum. Ama lakin oldu. Alınan önlemler de yetersiz, evet. Sosyal mesafe 0. Tamam, bu kadar. Peki bundan önceki süreçte sınavların olduğu dönemde sokağa çıkma yasağı ilan ediliyordu. Evet. Sizce tekrardan sınav süreçlerinde, dönemlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanması sizce de uygun mu? Çok uygun. Cumartesi, pazar kapatılmasını istiyorum bütün Kayseri'de. Çünkü can güvenliğimiz yok. Gerçekten tehdit altındayız. Sağlık yönünden. Yeterli şu anda. Yeterli. Bence yeterli. İyi yani. Bulmuyorum. Her millete hiç şey, yani uyan yok kurala. Yani şimdi veliler önce sabah tıkmasalardı içeriye iyi olurdu. İçeriye önce veliler girdi. Öğrenciler sadece öğrenciler girip de sıra sıra alsalardı daha iyi olurdu. Çok kalabalıktı. Ondan şikayetçiyim sadece. Başka yok. Önceki süreçte sınav zamanlarında sokağa çıkma yasağı ilan ediliyordu. Sınav aralığında sadece sınava çıkanlar yapıldı. Tekrar bu uygulamanın gelmesi sizce uygun mu? Yani bilmiyorum. Şimdi her şey serbest olduğu için bu da uygun yani. Eğer yasak olsaydı yine daha olmazdı şeyler, sınavlar. Bir kısım yeterli ancak tedbirler bence yeterli ancak insanımız tedbirlere uymuyor. Yani devamlı surette uyarıyor. Sağlık Bakanı'nın canı çıkıyor. Biz görüyoruz yani televizyondan eşim, çocuklar olsun ben 2 haftadır sokağa çıkarmıyorum. Mecburi alışverişlere ben gidiyorum. Eşimin gitmesi durumun olduğu zaman sadece eşim gidiyor ama tedbirleri tam olarak riayet ederek gidiyor. Onun dışında yani şu an ondan dolayı yani bu tedbirlere uymamızdan dolayı hepimiz sağlıklıyız şu an. Dışarıya çıkma olayını şuraya bakar mısınız? Herkes birbiriyle sosyal mesafeye hiçbir şekilde uymuyor. Sizinle röportaj yaptığımız için bu kadar yakınız ama onun dışında en az 2 metre insanlardan geri duruyoruz. Bence yeterli. Tedbirler. Ancak insanımız uyarsa. Ya devlet olarak tedbirler alınmış fakat halk olarak daha halen bu cahiliyetten kurtulamadık. Çocuklar sınava girecek. Kapıyı veliler yığıldı. Ne mesafe kaldı ne bir şey kaldı. Yoksa tedbirler devlet dezenfektendir tek tek almadır hepsini yaptı ama vatandaş daha buna uyanamamış yani. Yani çocuklar sınava girerken şey oldu yani kalabalık oldu. Üşüştü. Polis memur arkadaş uyarıyor dağılmıyorlar. Aha görüyorsunuz kalabalığa bakın daha halen. Yani bu önlem devlet alıyor ama vatandaş daha uyanamamış. Ben bunu gözlemledim sadece. Uygundu. Şeyler falan hep böyle havalıydı. Hoca maskemizi çıkarmama izin verdi ama kimse maskesini çıkartmadı. Sonra havalıydı böyle. Sosyal mesafeyi koruyorduk. Güzel geçti.